ormanlara giriş yasaklarından dolayı ormana giremedik. Bugün farklı bir yerdeyim. Bugün Kızkıbüsü'ndeyim. Kızkıbüsü deyince aklınıza şey gelmesin, İstanbul'daki Kızkıbüsü gelmesin. İzmir'de de Kızkıbüsü var. Şu arkamda gördüğünüz yapı Kızkıbüsü. Buca ilçesinde bulunuyor. Yani buranın hikayesi varmış. Hikayesi şöyle. Foster isimli bir tane Rum beyi varmış. Bu Rum beyinin kızı bir tane rahibin oğlunu sevmiş. Ama işte bu rahiple Rum beyinin arası iyi değilmiş. O yüzden ilişkilerini istemiyorlarmış birbirlerinin. O yüzden de görüşmelerini yasaklamışlar. Kız buraya bu yapıyı inşa ettirmiş. Rahibin oğlu da farklı bir tepede bir oğlan kulesi olarak söylenen bir yeri inşa ettirmiş. Biraz sonra şimdi oraya da gideceğim. Yani burası yol kenarında terk edilmiş bir yer. Üzerinde yazılar falan yazıyor. Yani Kız Kulesi denince İstanbul geliyor ama İzmir'de de Kız Kulesi var. Şimdi ben etraftan göstereyim size. Yani şu şekilde. Yani baca şeklinde yapılmış. Yani farklı bir hikayede. Yani iki tane hikayesi varmış bilinen. O hikayenin diğeri de yine Rum beyi, yine zengin bir Rum beyi. Kızı hastalığa kapılıyor. Ölümcül hastalığa kapılıyor. Ve doktorlar diyor ki işte daha iyi bir yerde tedavi görmesi lazım. Temiz havası olması lazım. Buca'da eskiden bağlık bahçelik olduğu için havası da temizmiş. O yüzden kızına böyle bir yer yaptırıyor. Fakat Rum Bey'in kızı yine tedaviye yanıt vermiyor ve ölüyor. Daha ilerleyen zamanlarda da buraya işte evlenme çağı gelmiş kızlar. Burada duruyor. Bu balkonunda falan duruyor. Buradan işte geçen erkekler de işte onlarla arkadaşlık kuruyor. Sevgili oluyor falan filan diye. Burası daha sonra Kız Kulesi denmiş. Yani bir diğer hikaye de bu şekilde. Artık siz hangisini sevip alırsanız o size kalmış. Yani burası bu şekilde. Şimdi buradan çıkıp Oğlan Kulesi'ne de gideceğim. Oğlan Kulesi de işte ilk şeyle alakalı gibi bir şey. Oranın hikayesini de oraya gittiğim zaman anlatacağım. Şimdi Oğlan Kulesi'ne geldim. Biraz yoruldum. Şöyle göstereyim. Şekilde. Burası da biraz yoruldum. Şöyle. O hikayelere konu olan papazın oğlunun kalesi de burası. Yani o zamanların yerleşim düzeninden dolayı buradan o Kız Kulesi dediğimiz yer, şöyle koyayım bir dakika. O zamanın o zamanın yerleşim düzeninden dolayı bu kalemin üstünden Kız Kulesi rahat bir şekilde görünüyormuş.
Yani her ne kadar babalarının görüşmesini istemediyse yine de kendilerinden bir haber almak için papazın oğlu buraya çıkıyor tepesine. Rum Bey'in kızı da kız klasının üstüne çıkıyor. En azından yaşadıklarını, iyi olduklarını karşıdan karşıya görüyorlar. Daha sonra bu kuleyi de başkası almış zaten. Yine Buca'daki kilisenin, Baptist kilisesinin rahibi satın alıyor ve burada yaşamaya başlıyor. Ben her iki tarafın da fotoğraflarını buraya koyarım, eski hallerini. Oradan da bakarsınız. Şimdi biraz etrafında dönelim bakalım. Belki kız kulesi de buradan görünür. Yani şu taraflara kalıyor tabii, evlerin arkasından, şu evlerin arkasında kalıyor ama yani oradan burası görünüyormuş rahat bir şekilde. O zamanlar eskiden bu kulenin yan tarafında bir tane daha yapı varmış. Tabii gün geçtikçe yıkılmış. Burası da zaten harabe durumda. Aslında böyle yerlerin biraz sanki koruma altına alınıp, ne bileyim, etrafında mesela bilgilendirme metni yazılabilir. Yani çok güzel duruyor ama yani neyin ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani şimdi buranın papazın kilisesi olduğunu, papazın kulesi olduğunu veya ne bileyim oğlan kalesi olduğunu kimse bilmiyor. Burası da Yörük Ali Efe diye bir park var. O parkın içinde. Bu şekilde. Normalde drone da uçuracaktım ben her iki tarafta. Ama nedense drone'u bağlayamadım. Güncelleme falan istedi. Neyse onu çözerim. Bu videoda buraya kadar olsun. Yani bir dahaki videoda ne istiyorsanız yoruma yazarsanız sevinirim. Buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ha bu arada kanalıma abone olun. Yorum yapın. Beğeni yapın. Hatta şuraya Instagram adresimi de bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Orada da aktifim biraz. YouTube biraz beklentimi karşılamadığı için fazla video çekesim gelmiyor. Ama ne bileyim, siz de böyle bir yorumdur, beğenidir yaparsanız belki biraz daha fazla video çeker. Fazla paylaşım yaparım. Evet, şimdilik görüşmek üzere.